Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Kehf suresi 83 ve 97. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Allahu Teala Cihangir bir hükümdarın maceralarından bir kısmını bize anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Zülkarneyn ile alakalı soru sorulmuş ve buna cevap Kur'an-ı Kerim'de yer almakta. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَارْنَيْنِ Sana Zülkarneyn'den soruyorlar. قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا De ki ben ondan size bir nebze bahsedeceğim. Burada bir nebze denilmesi, onun olaylarından bir kısmının anlatılması gerçekten hakikatin zaten ta kendisi. Çünkü Zülkarneyn gibi dünyanın her tarafına gitmiş, doğusuna batısına seyahat etmiş, gittiği yerlere hak ve adaleti götürmüş bir hükümdarı bir sayfada anlatabilmek mümkün değil. Burada ana hatlarıyla anlatılıyor. Zaten bu Kur'an-ı Kerim'in de genel bir anlatım şeklidir. Kur'an-ı Kerim'de mesela bazı peygamberler anlatılırken hayatından çok az bir kesit nazara verilir. Ama orada bize mühim mesajlar verilmiştir. Zülkarneyn kıssasında da gerçekten önemli mesajlar var. Çünkü tarih boyunca Zülkarneyn misal başka kimseler de gelmişler ve bunlar dünyanın doğusuna batısına gitmişler. Oralara hak ve adaleti götürmeye çalışmışlardır. Ve günümüzün de bu manada yine doğusuna batısına gidecek, dünyanın doğusuna batısına seyahat edecek, oralara hizmet götürecek, adalet götürecek kimselere Zülkarneyn misal kimselere ihtiyacı bulunmaktadır. Acaba bu Zülkarneyn hangi devirde yaşadı? Bizim bildiğimiz bilgiler içinde tarihteki hangi şahsa tekabül ediyor? Doğrusu bunlar hakkında çok net bir bilgiye sahip değiliz. Bazıları Büyük İskender olabilir demişler. Ama Büyük İskender ayrı bir şahsiyet. Evet onun da cihangirliği var. Dünyanın doğusuna batısına seyahati var. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Zülkarneyn kıssası bundan daha farklı bir kıssa olsa gerek. İnna mekkennâ lehu fil ardı. Biz yeryüzünde ona her türlü imkanı verdik. Ve âteynâhu min külli şeyin sebebe ve sebep olarak her şeyden kendisine nasip ettik. Fe etba'a sebebe, o da bir sebebe yapıştı. Burada Zülkarneyn'e yeryüzünde imkan verilmesi ve o imkanları biz verdik diyor Cenab-ı Hak. Demek ki sebeplerin zahiri perdesi altında Cenab-ı Hakk'ın kudret elini görmek lazım. Ve bir insan yeryüzünde önemli bir mevkiye gelmişse, büyük hizmetlere imza atabilecek bir duruma gelmişse, bunu doğrudan doğruya Allah'ın lütfu bilmeli. Ben yaptım, ben ettim dememeli. Ve perdeler arkasında Allah'ın tasarrufunu hissedebilmeli. Yoksa Karun, mesela büyük bir servete sahip olmuş. Bunu doğrudan kendinden biliyor. Ve diyor ki, اِنَّمَا اُوْتِيْتُ عَلَى اِلْمٍ اِنْدِي Bu bendeki ilimden dolayı verildi. Tabi Zülkarneyn gibi, müeyyedun min indillah, Allah'ın teyidine mazhar bir insan böyle demez. O, bunun Allah'tan olduğunun farkındadır. Ve Zülkarneyn'e sebep olarak her şeyin verildiği ifade ediliyor. Yani bir cihangirde bulunması gereken ne gibi vasıflar varsa, kabiliyet, kapasite, bunlar Zülkarneyn'e verildi. Maddi imkanlar, silahlar, ordu, bunlar verildi. فَاَتْبَعَ سَبَبَ O da sebebe yapıştı ve bir yolunu tuttu, sefere çıktı. حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ Güneşin gurup ettiği, battığı yere geldiğinde, batı diyarına gittiğinde, genelde Atlas Okyanusu tarzında bu anlatılır tefsirlerde, Atlas Okyanusu'na vardığında, tabi güneş her yerde aslında batıyor ama hani doğudan doğup batıya doğru seyahati düşünülürse doğu batı diye bir ayrım da söz konusu. Burada o günün imkanları içinde bilinen son noktalar. Amerika henüz keşfedilmemiş. Böyle olunca Mağrip kıyıları, Atlas Okyanusu kıyıları, oralar artık güneşin nihai noktaları gibi görülüyor. Güneşin gurup ettiği yer o anlamda biliniyor. Vecedehe Zülkarneyn o güneşi buldu. Tavrubu fi aynin hamiye bir bataklıkta, bir bataklık çamur içerisinde
batıyor tarzında gördüm. Burada tabii Zülkarneyn'in nazarıyla bakıldığında güneşin çok değişik batış manzaraları vardır. Diyelim Atlas Okyanusu'na varılmış. Orada o koskoca deniz ve o denizin içerisinde güneş batıyor. Muhtemelen dalgalı bir vaziyette ve muhtemelen adeta bir çamur tarzında, bir balçık tarzında ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre öyle bir görünümün içerisinde güneş o sisli puslu halde batıyor bir vaziyette görülüyor. Ve Zülkarneyn'in nazarıyla bakıldığı zaman bu şekildedir. Semadan bakıldığında o koca güneş yine küçücük bir çamurlu bulanık suda batıyor tarzında görülür. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَ Ve orada bir kavim buldu. Orada bir topluluk buldu. قُلْنَا Ve biz dedik ki يَا ذَلْقَرْنَيْنِ Ey Zülkarneyn اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ Eğer istersen onları azap edersin. وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ ف۪يهِمْ حُسْنَ Veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın. Burada acaba Zülkarneyn peygamber midir, değil midir? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın, Hazreti Zülkarneyn'in ve Hazreti Hızır'ın bunların peygamberliği çok da net değildir. Peygamber diyenler de var, değil diyenler de var. Peygamberdir diyenler Hazreti Zülkarneyn'le alakalı biz ona dedik. Bu ifadeden hareketle onun peygamberliğine bir delil olarak bu anlaşılabilir. Ama yine de her halükarda nebi veya veli o noktada bir şey demekten ziyade Allah'ın teyidine mazhar, salihlerden bir kul, cihangir bir hükümdar demek herhalde ihtiyata daha uygun olsa gerek. Ve burada Zülkarneyn muhayyer bırakılıyor. İsterse onları azap edecek. Demek ki oradaki insanlar kafir insanlar ve yoldan çıkmış kimseler. İsterse de onları düzeltmek için bir gayret içinde olacak. Bu noktada Zülkarneyn'e yetki veriliyor. Gale emme men zaleme Zülkarneyn şöyle söyledi. Kim zulmederse fesevfe nuazzibuhu biz ona azap edeceğiz. Yani haddini aşana haddini bildireceğiz. Sümme yuraddu ila rabbihi sonra o Rabbine döndürülecek. Feyuazzibuhu azaben nükra ve onun Rabbi de ona görülmemiş bir şekilde azap edecek. Yani hem biz cezalandırırız hem de Allah cezasını verir. Zülkarneyn buna dikkat çekiyor. وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا Ama kim iman eder, salih amel işlerse فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى Ona en güzel bir mükafat var, en güzel bir karşılık var. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا Ve biz ona işimizden bir kolaylık söyleyeceğiz. Kolay yolu ona göstereceğiz. Burada Zülkarneyn gerçekten cihangir, adil bir hükümdara yaraşır bir şekilde haddi aşanlara haddini bildireceklerini ifade ediyor. Yani bize ait olan kısmını biz yaparız. Bu dünyada cezasını veririz diyor. Diğer aleme de götürüldüğünde, Rabbinin huzuruna götürüldüğünde Allah da daha görülmemiş bir şekilde onun cezasını verir. Ama iman eden salih amel işleyenler onlara en güzel bir karşılığı veririz. En güzel bir muameleyle muamele ederiz. İşlerinde onlara kolaylık gösteririz. Sümme etba sebebe ardından başka bir yol tuttum. Yani o Atlas Okyanusu, o beldeler, oralar fethedildikten sonra başka bir tarafa yöneldim. Hatta izâ balaga matla'a şems güneşin doğduğu, tulu ettiği yere geldiğinde bu da uzak doğu şeklinde anlaşılabilir. Yani güneşin doğduğu doğu taraf, dünyanın doğusu, ilk doğduğu yerler ve buralar uzak doğu tarzında değerlendirilebilir. Oraya vardığında وَجَدَهَا تَطْلُوا عَلَى قَوْمٍ Güneşi şöyle bir kavme doğuyor şekilde buldu. لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا Yani güneşe karşı onları setredecek bir şey yok. Ve bunlar medeniyetten pek nasibini almamış, bedevi olarak kalmış, üzerleri çıplak, doğru dürüst kalacakları yerler yok, medeniyetten gerçekten uzak kalmış olan kimseler. Yani öyle bir kavme de geldi. Günümüzde
21. yüzyılda yaşadığımız bu zamanda medeniyetin gerçekten maddi yönden çok ileriye gittiği bir dönemde dünyanın bazı yerlerinde bu gibi insanlar var. Baldırı çıplak insanlar var. İşte Avustralya'da mesela yerliler bakıyorsunuz kılık kıyafet itibariyle çok az giyecek şeyleri var. Sadece belli avret yerlerini örtüyorlar. Geri taraflar çıplak vaziyette. Demek ki tarihin o eski döneminde, bizim bilgimizin ulaşmadığı o dönemde Zülkarneyn doğu tarafına gittiğinde böyle bir toplulukla karşılaşıyor. Doğru dürüst evleri yok. Üzerlerinde de kendilerini setredecek doğru dürüst elbiseleri yok. Böyle bir yere vardı. Kezalik işte böylece وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ hubra, biz Zülkarneyn'in neleri var bunların hepsinden haberdardık. ثُمَّ اَتْبَهَا sebebe, burayla alakalı ayette pek de ayrıntıya girilmedi. Sadece böyle bir kavme muhatap olduğu nazara verildi. Ve ardından başka bir tarafa yola çıktı. Başka tarafa doğru yolunu tuttu. Hatta اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ, iki set arası, iki dağ arasına vardığında وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمَ, orada bir topluluk buldu. Dağlar arasında, iki dağ arasında kalmış bir topluluk. لَا يَكَادُ يَفْقَهُونَ قَوْلَ, bu insanlar neredeyse, yani sözden de anlamayan kimselerdi. Dil olarak anlaşamayacakları, yine dil olarak gelişmemiş bir topluluktu. قَالُوا يَا ذَلْقَرْنَيْنِ, onlar şöyle dediler. Ey Zülkarneyn, inne Yecuc ve Mecuc, Yecuc ve Mecuc mufsiduna fil ard, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Ortalığı karıştırıyorlar. Fehel nec'alu leke harcan, yani sana bir vergi versek, haraç versek, ala en tec'ale beynena ve beynehum sedde, bizimle onlar arasında bir set meydana getirsen. Onların bize zarar vermesine engel olsan. Burada Zülkarneyn'e vergi vermek suretiyle ondan yardım talebinde bulunuyorlar. Yecüc ve Mecüc, bunlar Mançur Moğol oğulları olarak genelde açıklaması yapılır. Bunlar bir fırtına gibi zaman zaman tarih sahnesinde esmişler ve bulundukları, gittikleri yerleri kana bulamışlar ve masum mazlum insanlara büyük zararlar vermişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden biri olarak Yecüc ve Mecüc'ün yeniden zuhuru bunu nazara veriyor. Bu illa tarihteki aynı kavimlerin ortaya çıkması demek değildir. Bunlar ortalığı karıştıran bir topluluk. Yani kargaşa, ortalığın ifsat edilmesi, kaos ortamının meydana gelmesi bu anlamda değerlendirilebilir. Ve gerçekten de şu yaşlı dünyamızda Yecüc ve Mecüc'ün dünyanın her tarafında fesat çıkardığını görmekteyiz. İşte Yecüc ve Mecüc'ün saldırılarına muhatap olan bu kimseler Zülkarneyn'den yardım istiyorlar. O da diyor ki Gâle mâ mekkennî fîhî rabbi hayrun mimme hayr. Yani Rabbimin bana vermiş olduğu imkanlar sizin bana vermek istediğiniz vergiden daha hayırlıdır. فَاَعِنُونِ بِقُوْوَةٍ, siz bana kuvvetle yardım edin. Yani malla yardım etmek değil, kuvvetle yardım edin. اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ radme, ta ki ben sizinle onlar arasında bir set meydana getireyim. Ve bir engel meydana getireyim. Artık orayı aşamasınlar. اَتُونِ زُبَرَ الْحَد۪يدِ, ve bana demir kütleleri getirin. Hatta اِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ, iki dağ arasını bunlar doldurduğunda gâle, Zülkarneyn dedi ki gâlen fuhu, yani üfleyin, o ateşi körükleyin. Hatta اِذَا جَعَلَهُ النَّارَ, ve bir ateş tutuştuğunda ve o demirler bu şekilde ateş haline aldığında gâle اَتُونِ اُفْرِ عَلَيْهِ gıtra, bana bakır getirin, üzerine bakır dökeyim. Böylece Yecüc ve Mecüc'ün gelmiş oldukları yol kapatılmış oluyor. Yani demirler yığılıyor, ateş yakılıyor, üzerine bakır dökülüyor ve böylece onların
geçmiş olduğu aralık, yol tarzında kullandıkları yer kapatılıyor ve o masum, mazlum insanlar Yecüc ve Mecüc'ün tahribatından mahfuz kalıyorlar, uzakta kalıyorlar. Femestâû en yazharûhu, artık onun üstünden gidemediler. Ve mestetâû lehu nakbe, ve onu artık delemediler. Böylece Zülkarneyn o şerir insanların şerrinden, fenalığından o masum, mazlum insanları kurtarmış oldu. Kur'an-ı Kerim Zülkarneyn kıssasını bu şekilde anlatmakla dünyanın her tarafında zulme engel olmaya çalışacak cihangir insanlara da işaret ediyor. Günümüzde de gerçekten bu manada insanlara ihtiyaç var. Ta ki dünyanın her tarafında zulmü engelleyebilsinler. Tarihte mesela Osmanlı Devleti'nin önemli bir fonksiyonu oldu. Bunlar da dünyanın her tarafında şanlı ecdadımız olarak zulme engel olmaya çalıştılar. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın sırlarına ve nurlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.